Sevgili finans ve borsa kanal takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bambaşka bir hisse filtreleme metodundan, çok farklı bir hisse bulma metodundan bahsedeceğim. Bunu bir seri haline getirip devam videolarını çekeceğim. Bugün anlatacağım şey bambaşka bir hisse bulma metodudur. Bu metoda göre hisse değerleme, hisse tanımlama, hisse bulmayı daha öncesinde yapmıyorduk. Şimdi bunun sizlere anlatımını gerçekleştireceğim. Bunları özel derslerimizi alanlara Özel derslerimizin temel analiz kısmı bittikten sonra çünkü teknik analiz, temel analiz ve özel metotlarımızı anlatırken özel metotlarımızın içerisinde açıklamalarını gerçekleştiriyorum. Bu arada özel derslerle ilgili bilgi almak isterseniz videoların açıklama kısmından veya hakkında kısmından mail adresimize ulaşıp özel derslerle ilgili veya aklınıza takılan sorularla ilgili mail atabilirsiniz. Şimdi bu anlatacağım hisse bulma metodu yine aslında patlama yapabilecek hisseler, kat kat gidebilecek hisseler metoduna benziyor. Çünkü bu tip hisselerin önümüzdeki yıllar içerisinde primlenme ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Muhtemelen ben bu videoyu çektikten ortalama 2-3 hafta sonra çok izlendiği, çok talep gördüğü ve çok beğeni yorum aldığı görüldüğünde diğer kanallarda çekecektir. Ama sizlere şimdi buna rağmen ücretsiz şekilde bunu sunuyorum. Bu tekniği, bu yöntemi sizlerle paylaşıyorum. O yüzden dediğim gibi kanala abone olup beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Bu hisse metodunu bulmak için illa financial tables üzerinden bir radara ihtiyacınız yok. Farklı diğer araçlardan da yapabilirsiniz. Bunu ücretsiz araçlardan da sağlayabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey ben öncelikle BIST 100 endeksinden olmasını istediğim için BIST 100'ü seçiyorum. Burada ekleyebileceğim çok fazla kriter varken ben daha temel kriteri işleyip sizlere olayın mantığını anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra dediğim gibi eğer videoyu beğenirseniz serinin devam videolarında ise bunların mantıklarına tek tek gireceğiz yeni bir kocaman seri başlıyor yani onu söyleyebilirim sizlere. Şimdi yatırım harcamaları bizim için önemli. Ödenmiş sermayesi bizim için önemli ve net kar bizim için önemli. Aslında bizim buradaki mantığımız şu ödenmiş sermayeden fazla net kar oluşturulması, net kârdan fazla yatırım harcaması yapılması. Biz bunu istiyoruz. Şimdi bunun için ne yapacağız? Yenileye bastığımız zaman yatırım harcaması, ödenmiş sermayesi ve net karının olan şirketler önümüze geliyor. Biz burada ödenmiş sermayesi en fazla 250 milyon lot olmasını istiyoruz ki ödenmiş sermayesinden fazla net kar istiyorduk. Ama 1 milyar ödenmiş sermayesi olup 2 milyar net kar yapsa da bu hisseler ağır hisseler olduğu için çok hızlı ilerleyemiyorlar. O yüzden ödenmiş sermayesini en fazla 250 milyon tuttu. Ama burada mesela Jantz'a da çıktı. Nasıl? Ödenmiş sermayesi 11 milyon. Net karı 46 milyon. Ve 15 milyarlık da bir yatırım harcaması yapmış. Şimdi bu güzel bir hisse mi olmuş oluyor? Ödenmiş sermayesinden fazla net kar yaptığı için. Evet. Ama filtrelere gelip bu sefer Bakın tek tek işliyorum hepsini anlatabilmek, daha net anlayabilmek için. Anlayamadığınız kısımları yorumlara yazabilirsiniz. Fakat Jansa'nın 30'a yakın, 20'ye yakın bir PDDD'si var. Yani artık alınamaz, şişmiş bir hisse, geçmiş, önceden keşfedilmeliydi. O yüzden PDDD'sine gelip en büyük 5'i işaretliyorum ve yenileye basıyorum. Bu sefer Jansa'nın buradan ayrıldığını göreceğiz. Çünkü Jansa'nın PDDD'si alım seviyelerinin çok çok üstünde. Peki PDDD'si ucuz kalmış olabilir, yani ucuz bir şirket olabilir ama satışları kötüyse fiyat kazanç oranı yani kendine amorti süresi yüksekse firma değeri fabrik oranı yani güzel bir kar marjı yapmıyorsa firma değerine göre yine alınmaz. O zaman hemen filtre eklemeye geliyorum. Bunları gözümle karar vereceğim için bir rakam yazmadan FD fabrik ve FK oranlarını yazıyorum. İstersem temel 10-10 olarak koyabilirim. İstersem 15-15 olarak koyabilirim. İstersem hiç koymam. Ben bu sefer bir hiç koymayarak sizlere örnek göstermek istiyorum. Yenile dedim. Daha demek ki şirketlerimin arasında Borusan vardı mesela. Neden? Net kar 73 milyon. Ödenmiş sermayesinin yarısı kadar yapmış. Bu noktada bunu zaten eleyecektim. Fakat elemesem de FK oranının 75 olması. Bakın bu kadar ucuz olmasına rağmen FK oranının 75 olması bana zaten bu hisseyi elettiriyordu. Onun haricinde Teknosa 110 milyonluk ödenmiş sermaye 2.3 milyon net kar ve 11 FK. Yine eğlendi bizim için. Bakın 57 FK var burada. Kervan gıdada. Ödenmiş sermayesini zaten 3'te 1 kadar kar yapıyor. Bunları da karşı karşıya kalmamak için buralara 10 değerlerini koyarsam FK'sı ve FDF'a ve onun üzerinde olan şirketleri tamamen elemiş olur elimizde kalan hisseleri incelemeye başlarız. Burada FK 10 olsa kabul ediyoruz. Peki 11 olsa etmeyeceğiz mi? Hayır edeceğiz. Bu yüzden burada 10 yapıp ikisinde 12 yapıp 15 yapıp 17 yapıp 20'ye kadar deneyebilirsiniz. Çünkü sektörden sektöre göre değişiklik gösteriyor bunlar. Bunları 12, 15, 17, 20 yapıp içlerindeki doğru hisseyi bulmaya çalışacaksınız. Örnek veriyorum ki sadece bu kadar hisse kaldı elimizde. Tamamen örnek olarak konuşuyorum. Bu kadar hisse kaldı. Bunları nasıl inceleyeceğiz? Şimdi geldiğimiz zaman dediğim gibi videonun başından beri tek bir anahtar kelimemiz var. Ödenmiş sermayeden çok net kar istiyorum. Net kardan çok yatırım harcaması istiyorum. İstediğim şey bu. Şimdi geliyorum incelemelerime başlıyorum. Yukarıda bir kozal gördüm. 150 milyona 660 milyon. Çok güzel bir 79 milyonluk yatırım harcaması küçük olduğu için şu an sadece bekletiyorum. Çimsa'ya bakıyorum. Yine net kârı ödenmiş sermayesinden fazla ama yatırım harcaması yok. Burada bir 138 milyonluk Vespe'de çok iyi bir yatırım harcaması görüyorum. Ama yine net kârından fazla olmadığını görüyorum. 210 milyon 210 milyon fakat yatırım harcaması yok. 100 milyon 34 milyon zaten çıkarttık. Doğaş'ın 220 milyon 400 milyon 57 milyon zaten çıkarttık. Demek ki filtrelediğimiz kısımda yatırım harcama ödenmiş sermayeden çok netkar netkardan çok yatırım harcaması bulamıyoruz. Ne yapacağız burada? Belki PDDD'yi 7'ye çıkartmak bizim işimize yarayabilir. Yaramadı. PDDD'yi 10'a kadar çıkartabiliriz. Hala değişen bir şey. Bir Türk traktör geldi. Onun haricinde ekstra bir hisse gelmedi. Ne yapabiliriz? FD Favec oranlarını 15-15 olarak düzeltebiliriz. Önemli olan burada hisse bulmak değil. Hisse bulmak istersek zaten ezberimde olan hisseler var ki daha önce Portföyümüze eklememiz gereken 3 hissede bunu sizlere aktarmıştım. Ödenmiş sermayeden çok netkar, netkardan çok yatırım harcaması olan hisseleri sizlere göstermiştim. Önemli olan bu videoda bu hisseleri tanıtmak değil. Bu hisseleri tanıtacağımız videolar anlatım serimizi bitirdikten sonra gelecektir. İşte ödenmiş sermayeden çok netkar, netkardan çok yatırım harcaması var. PDDD'si, FDFV'yi, FK oranları uygun, faaliyet raporları güzel. KAP tarafındaki incelemeler ve teknik analizlerin iyi oldu ve bu şirkettir dediğimiz şirketler olacak. Ama şu an yaptığımız şey sadece... Ara aradığımız kriterler ve bunları asıl kendiniz nasıl yapabildiğiniz. Bu sefer diğer hataya düşmeden patlama yapacak hisselerdeki hatama düşmeden mantığı önce anlatacağım sonra hisseleri söyleyeceğim. Önce hisseleri söylediğim zaman içlerinden mantığı araştırılarak bulup kendileriymiş gibi çekiliyor ya. Bu yüzden şimdi sizlere nasıl bulabileceğinizi anlatacağım sonra da ben hisselerle birlikte devam edeceğim. Eklenen hisseler olduğunu görüyorum. Otkar'ı gördüm. Bakın Otkar'ın neredeyse bu kritere girebileceğini görüyoruz. Neden? 24 milyonluk bir ödenmiş sermaye 100 milyon net kar ve 73 milyon da bir yatırım harcaması. Evet 100'den fazla olmasını isterdik ama 73'te kabul edebilir seviyelerde. PDDDS'nin sadece çok şiştiğini görüyoruz. FDF ve FK oranlarının iyi olduğunu görebiliyoruz. Biz bunları dediğim gibi ilerleyen derslerde, ilerleyen videolarda daha net yapacağız. Zaten gelip de yatırım harcamalarına ödenmiş sermaye ve net kara bir rakam girdiğimiz zaman bunlar otomatik ödenmiş sermayeden fazla net kar, net kardan fazla yatırım harcaması olarak çıkacak. Alkime bakıyorum 150 milyon notu var 48 milyon kabul edilebilir değil. TT var Cem Taş var Hedef ben Deva var burada mesela. 200 milyona 223 milyon 73 milyon yine çok fazla kabul edebileceğimiz seviyelerde değil. O zaman ne yapacağız? Ödenmiş sermayeyi arttırabiliriz. FD Favökleri, FK'ları FK arttırabiliriz. Bist yüzden çıkartabiliriz. Yeni kriterler ekleyebiliriz. Dediğim gibi ana mantığımızın ödenmiş sermayeden çok net kar, net kardan çok yatırım harcaması bulmaktır. Fakat bu demek değil ki bu Kritere uygun bir şey bulursam FK'sına bakmayayım, FD favoyuna bakmayayım, PDDD'sine bakmayayım, öz sermaye karlılığına, kaldıraç oranlarına, faaliyet raporlarına, teknik analizlerine bunları mutlaka inceleyeceğim. Ama burada yeni bir seri başlıyoruz ve yeni bir serimizin ana prensibi ödenmiş sermayeden fazla net kâr, netkardan fazla yatırım harcaması yapan şirketleri bulmaktır. Evet mesela geldiğimiz zaman bununla ilgili bir örnek göstermek açısından Coca-Cola'yı gösteriyorum. Diğer verilerini, PDD'de, Favöklerin çarpanlarını, faaliyet raporlarını vesaire incelemedim ve asla tavsiye değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Sadece örneğini gösteriyorum. 250 milyon notu var ve 400 milyonluk bir net dönem karı elde etmiş. Oradan nakit akım tablosuna geçiyorum. Nakit akım tablosundan yatırım faaliyetlerine kaynaklanan nakit akışlarına bakıp Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklandaki çıkışlarında 300 milyonu, 600 milyon, 450 milyon vesaire görüyorum. 300 milyonu gördüğüm zaman hemen hemen net dönem karına yakın olduğunu görüyorum. Ödenmiş sermayenin 2 katı ve net dönem karı kadar da bir yatırım harcaması yaptığını görüyorum. Bu benim için Coca-Cola'nın veya X hissesinin gelecekte çok iyi bir potansiyeli olduğunu söylüyor. Çünkü ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların dönüşmesi, dönüştüğü zamanlar benim için kritik ve önemlidir. Bu yüzden yapmam gereken şey bu tip hisseleri uzun vadeli portföylerimde tutmaktır. 3 ay, 5 ay, 1 ay, 6 ay, 1 sene sonrası için değil de daha uzun vadeli portföylerimde tutmalıyım. Düşüş yaptıkça alım yapıp ortalamamı düşürerek ekleme yapmam gerekiyor. Serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bu videoda öğretmek istediğimiz şeyler belli bir kriter var. Bu kriterde aynı şekilde kat kat patlayabilecek hisselerin bir farklı değiştirilmiş varyasyonudur ve bu varyasyona göre yapılan hisse alımlarından yüksek kar marjları elde edilebilir. Bunları öncelikle iki video daha var aklımda. Bu birinci videosuydu. Temeli anlattığımız ikinci ve üçüncü videolarıyla tamamen kendiniz bulabilir hale getireceğim. Sonra örneklerle hem ben bulup sizlere göstereceğim hem de birlikte nasıl bulunur bunun daha detaylı incelemelerini yapacağız. Bu arada söz verdiğim gibi bir saatlik bir video gelecek. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde bir hisse A'dan Z'ye nasıl incelenir diye bir saatlik bir video gelecek. Bu videoyu kaçırmayacağım kaçırmamak için kanala abone olup zil bildirimlerini açabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğenme butonuna basabilirsiniz. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.